Ayağınıza sağlık. Hepinize iyi akşamlar. Sevgili katılımcılar, sevgili Çanakkale'nin Güzide Sivil Toplum Kuruluşu önderleri, sevgili sendika temsilcileri, sevgili vakıflarımızın temsilcileri ve siyasi partilerimizin temsilcileri ve aynı zamanda sevgili Güzide basın mensubu arkadaşlarım, bu mübarek akşama istinaden Allah'ın selamıyla üzerinize olsun. Hepinize bu geceki toplantıya hoş geldiniz diliyorum. Biz bu gece bu salonda Çanakkale'mizin birbirinden seçkin sivil toplum kuruluşları bulunmaktayız. Aslında bu akşam hepimizi bir araya getiren sebebin Çanakkale aşkımız, sevdamız ve en önemlisi vatan sevgimiz olduğu da çok aşikardır. Toplumların en önemli dinamikleri sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kavramı gelişen ve büyüyen ülke ekonomilerinde önemli bir yer almaktadır. Ayrıca gelişen kentlerin kent yaşamında hemşerilerine, özellikle bütün yetkililere ibiş ve ibişleri diye nitelendirme yapan bir zihniyete, bu argo tavrın ve seviyeden yoksun bir açıklama yapan beyefendiye aslında cevap ver. Planlarının bir sözünü de ister istemez hatırlamadan geçmeyelim. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Geldik. Hatırlatmak gerekir ki demokrasiyi çok savunduğumuz şu dönemlerde, en çok da bu zamanlarda lazım olduğuna inandığımız bu anlarda biraz daha saygı çerçevesinde ilişkilerimizi yürütmemiz gerekir. Kaldı ki seçim dışına atmak için aldıkları kararı hiçbir yanı demokratik değildir. Tam tersine antidemokratik bir uygulamadır. Genel kurula katılmak kadar katılmamak da demokrasi için bir tavırdır. Siz buna gayri hukuki bir anlayış ile oy hakkına kısıtlamak suretiyle cezalandırma metotları ile karşılık veremezsiniz. Hiç kimsenin demokratik hakkı olan temsil etme ve edilme hakkını elinden alamazsınız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi gayri nizami genel kurul kararı alınmadan ve halkın görüşleri alınmadan kentimize faaliyet yürüten birçok vakıf ve dernekleri dışlayarak alınan bu karar hukuki değildir. Biz de buna istinaden hukukun vereceği kararı beklemekteyiz. Sözlerime burada son verirken, gerçekleşecek olan seçimlerde yönetmelikte düzenlemeye gidilmezse şaibeli bir seçim olacağı ve çok sayıda STK'nın dışarıda bırakılacağı muhakkaktır. Yanlıştan bir an evvel dönülmesi şarttır. Bir kez daha katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder. Her şeyin Çanakkale'miz için yaptığımızı ifade ederek sizleri Allah'a emanet eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. Teşekkür ederim. Biz çok konuşmayı sevmiyoruz başkaları gibi. Biz icraatın peşindeyiz. Ve bu görmüş olduğunuz Hazer'in uzun zaman içerisinde yapmış olduğu istişareler sonunda Çanakkale Kent Konseyi'ne adayımızı Bakkallar Odası Başkanı, Halileli Muhtarı, Türkiye Muhtarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Engin Kandemir'i aday gösteriyoruz. Buyurun Engin Bey.